Evet kıymetli dostlar, hepinize tek tek selamlar olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum kanalı desteğiniz için arkadaşlar. Şimdi şöyle bir olay var. Hızlı bir şekilde de ben bugünün ilk videosunu bitirmek zorundayım. Daha doğrusu ikinci videosunu. Ki gelişmeler çok çok fazla var. Ama biraz da Galatasaray kısmı var. Onu da en sona saklayacağım arkadaşlar. Rahatsız olan arkadaşlar videonun yarısını izleyip çıkabilir. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe yöneticilerini arayarak... Savandra'yı ziyaret etmek için izin istedi. Ferdi milli maç arasında eski takım arkadaşlar teknik ve personelle hasret gidermesini bekliyor dedi Süleyman Arat'tan. E, özel haber. Şunu söyleyen Ferdi bizim evladımız. İstediği zaman gelebilir, istediği zaman gidebilir. Bu da kimseye alakadar etmez. Kerem Aktürkoğlu milli takım kampındayken gidip e, başka takıma, Portekiz'deki takıma imzalayıp dönebilir. Bunda da herhangi bir e, vatan hainliği, teröristlik falan filan olmaz. Hani Fenerbahçe futbolcusu yapsa terörist ilan edecek bütün karakterlilere duyurulur arkadaşlar. Dediğim gibi Ferdi de gelebilir. Çünkü milli takım oradaysa hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu daha doğrusu 3. 5. 6. hafta fikstürünü açıklamış. 3. hafta erteleme maçları 5. 6. haftanın programları açıklanmış. Şimdi erteleme maçları 17 Eylül Salı günü Galatasaray Gaziantep. 18 Eylül Çarşamba Samsun Spor Başakşehir. 19 Eylül Perşembe Trabzonspor Bellona Kayserispor Galatasaray maçı 17'sinde. Unutmayın. Şimdi 5. hafta programı Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 15 Eylül Pazar günü. Galatasaray maçı ise 14 Eylül Cumartesi günü. Yani 14 Eylül Cumartesi günü Galatasaray maçı var. 17 Eylül'de de maçı var. Fenerbahçe'nin maçı da 15 Eylül günü. Sonrasında bakın 17 Eylül'den sonra Galatasaray Fenerbahçe arasındaki derbi Fenerbahçe'nin sahasında 21 Eylül Cumartesi günü. Yani Galatasaray e, 3 4 Üçüncü maçına çıkmış olacak arkadaşlar Fenerbahçe maçıyla birlikte. İnşallah o maçta da tarihi bir mağlubiyet alarak e, yoluna ağlayarak devam edecek. İnşallah onu da söyleyeyim. Ha bunun dışında Artık pazartesi maçlarına hazır olsunlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir. Çünkü deplasmanda oldu muydu? Burada da deplasmana denk geldi miydi? Pazartesi maçı. Ama ev sahibi ev sahibi oldu muydu? E, pazar maçı olacak. Medina. Şimdi Christian Medina. Fenerbahçe Medina hakkında o konuşuldu, bu konuşuldu ve saat 21'de mesela Sercan Hamzoğlu ben gerçekleri konuşacağım diyor. Eee ya Boca Juniors Medina'yı sezon bitmeden bırakmak istemiyor. Ancak fiyat yükselirse fikrini değiştirebilir diye haber salıyorlar. Yani bir inat var işin içinde. Bir saygısızlık olduğunu düşünüyor Boca Juniors'lar. Ve Fenerbahçe'ye karşı bir cephe almış durumdalar. Yani Fenerbahçe 100 milyon euro da verse, serbest kalma bedelini de verse zorluk çıkartmak için elinden geleni yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe aslında Medina için e, kulübüyle anlaşmaya yakındı kulübünün karaktersizliğinden, kulübünün sıkıntısından iş uzadıkça uzadıkça uzadı. Ve Medina'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Ben şimdi haberin detayını okuyayım en iyisi. Başka türlü olmayacak. Fenerbahçe'nin Christian Medina için yaptığı son teklifte de Boca Juniors tarafından reddedildi. Uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Medina transferinden beklenen haber gelmedi. ESPN Arjantin haberine göre Fenerbahçe'nin Boca Juniors'a e yaptığı 15 milyon dolar artı sonraki satıştan %20 pay içeren teklif Arjantin ekibi tarafından reddedildi. Haberde Boca Juniors'ın Medina'nın sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolarlık bedeli talep ettiği ifade edilirken maddi olarak zor durumda olmamaları ve Medina'yı kritik bir oyuncu olarak görmeleri sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedikleri kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için halen bir şansı olduğu ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılma şansı kalmayan Medina için Boca Juniors'un istediği gibi oyuncuyu Ocak ayına kadar Boca Juniors'a kiralık olarak bırakacak bir formülün Fenerbahçe tarafından kabul edilebileceği belirtilmiş. Şimdi sosyal medyaya bir haber atıldı. Dediler ki Fenerbahçe listeye yazamadı. Şimdi kanun gereği listeye yazabilir. Ben görüştüm, ettim, imzaladım diyebilir. Ancak evrakların yetişmesiydi, şuydu buydu. Hani federasyondan lisans da çıkarabilirsin. Çünkü Fenerbahçe'nin hiçbir borcu yok. Anladınız mı? Hiçbir borç olmadığı için çıkabilir. Ama ee, Medina olmadı. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin görüşmüş olduğu birkaç kişi var. Hatta Premier Lig'den de birkaç kişi var. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Açık, net, şeffaf olayım. Bir oyuncuya takıldık mı takılıyoruz. Kardeşim ya 20 milyon doları ver serbest kalma bedelini basıp parayı al. Ya da ne çocuğa fayda sağlayacak ne bize. Bak bu kadar üstüne durduk. Ya bir ismin üstüne dururken 4-5 tane alternatif üretseydik şu anda yani bu şeye UEFA Avrupa Ligi'ne orta sahasız girmezdik. Ben onu söyleyeyim. Fazla az aşık uzantılarının da artık bir tık ötesine gittik. Artık arkadaşlar iş ya herroya merroya döndü. Ben artık hani hayır geleceğini zannetmiyorum. Yanlış anlamayın. Hocam Rebiot'u alalım. Al Nasır Rebiot'a yıllık 20 milyon euro teklif etmiş. Hani şu andan itibaren onu alabilir misiniz? Bunu da size bırakıyorum. Takdir sizin arkadaşlar. Mesela Hermoso için 16 milyon euro veriyordu Araplar. Fakat şeyleri kabul etmedi demiştim ben size. Şimdi bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İzleyip göreceğiz. Ama şunu ben belirteyim. Çok nazi aşık usandırır. Ve bu aşık bence artık Fenerbahçe'nin başka tarafa gitme vakti geldi. Fenerbahçe Umar Fahit'i Berşot'a kiraladı ama hala gitmeyecek insanlar nerede bu, nerede kaldı falan filan diyor. Gitmek üzere arkadaşlar merakınız olmasın. Ee, ben size şunu söyleyeyim. Kulağıma gelen bilgilere göre Fenerbahçe hala UEFA listesinde birilerini yazdırabilir. Ve bu yazdırma işlemi bugün e Sonlanması için çaba gösteriyoruz. Şu an yazabiliriz. Çaba gösteriyoruz. Görüşmekte olduğumuz isimler var. Bakalım arkadaşlar. Nasip ben bu kadar diyeyim. Detaya giremiyorum. Premier Ligi odaklanın. Premier Lig'deki orta sahalara odaklanın. Şenol Güneşli Trabzonspor Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cengiz Ünder'i para ödemeden kiralamak istiyormuş. Bu kimin haberi? Barış Kalkan'ın haberi. Yani Emre Mor ve Cengiz Ünder Trabzonspora yanlış duymadınız arkadaşlar. Emre Mor ve Cengiz Ünder Trabzonspora. Hocam öyle şey olmaz. Vallahi ben söyleyeyim kardeşimiz çok net bir şekilde e, belirtmiş. Ha Trabzonspor teknik Direktörü'nün yerinde olsam ister miyim? İsterim ister. Niye böyle Türkiye'nin iki tane yetenekli ismi? Ryan Kent ve Medina'da şok ya da e, Ryan Kent ve Medina'da flash gelişmeler diyeyim. Çünkü Kent hala gitmiyorum diyor. Derdi para olsaydı başkaydı. Bu arada Samet Akaydın gibi Trabzon'u dururken, Ryan Kent dururken ya hiç mi aklınız çalışmıyor? Arkadaş gidin Samet gibi Trabzonlu birisi varken ne diye şey yapıyorsunuz? Ve arkadaşlar Mourinho'nun takımda istemediği Kent Fenerbahçe'de kalma konusunda ısrarını sürdürüyor. Ya bu bizim başımızı çok ağrıtır gibi geliyor bana da. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ne diyeyim? Yani ısrar sürdürüyor ama bak İngiltere, İskoçya, Suudi Arabistan, Katar bunlardan gelen bütün teklifleri reddetti. Şimdi derdi para olsaydı çoktan parasını alırdı. Derdi başka bir şey olsaydı çoktan başka bir şey olurdu. Ama derdi ağır şeyler istiyor. Ben anladım yani. 18 artı şeyler istiyor. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Ya bu kadar terbiyesiz, bu kadar şey olmaz yani. Haksızsam haksızsın deyin. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray'a boydan gireceğim. Girmezsem olmaz. Göztepe Paolo'nu açıyor transfer etmek için harekete geçmiş. Hani sağ cebinden alıp sol cebine koyacaklarmış. <laughs> Ama böyle olması iyi olur. Trabzonspor'la aralarında takışırlar. iyi olur. Fenerbahçeli bir taraftar kurun için takımdan ayrılmasının Boğaz Köprüsü'ne güle güle kurun iç yazdırmış. Hani vefalı taraftar da bir başka oluyor. Ama ben bu taraftarın acaba İsmail Kartal mı diye de düşünmüyor değilim. Birisi lokma dağıtmış. Arkadaşlar bunlar tabii ki de esprili komik şeyler. Ama bunu yapacağınıza mesela hayır işi yapın. Bak birçok genç çocuk üniversiteye başladı mesela liseye başladı, okula başladı. Gidin okul masraflarını karşılayın. Hani böyle gündem olacağınıza böyle olun ya. Boş gündemde olmayın. Şimdi Hakim Ziyek Olimpiyakos'la anlaşamamış. Muhtemelen Galatasaray'ın başına da bela olacak Hakim Ziyek. Sebebini de anlatayım size. <laughs> al Grahafa, gra dahil birçok Katar takımıyla görüşme halindeymiş. Spor Foot Mercato diyor. Hayır gül gibi Galatasaray dururken niye başka takımlarla? Yattığı yerden 6,5 milyon euroyu alırken. Keriz mi? Niye gidiyor? Ziyek ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın başına bela olacak gibi duruyor. Gideceği yer kısıtlı. Yani Yunanistan takımları bu maliyeti karşılayamaz. Katar karşılar. <laughs> Ama Hakim Ziyek orayı tercih eden bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Hani Rusya'ya gider mi? Kesin gidecek diyenler yanılırlar. Çünkü Ortada başka bir olay var. Galatasaray Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetti. Fesedebilir. Bunlar gayet normal şeyler. Beğenmedin, istemedin oyuncunun sözleşmesini fesedebilirsin. Oyuncu Olympiakos'tan anlaşmış. Transfer görüşmesi yapmak için Yunanistan'a gidiyormuş. Bu da olabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? Bence benim açımdan yok. Ancak Batuhan Terzi diyor ki Galatasaraya 30 santimlik şok. Şimdi pardon. Galatasaraya 5.8 milyon euro şok. Oliviera'nın sözleşmesini Galatasaray 5.8 milyon euro karşılığında feshetti. Ulan zaten yani e, sen bu çocuğa zaten yıllık ücret 3 milyon euro vermiyor musun? 2 yıl sözleşmesi kalsa yani 2 yıl sözleşmesinin bitimine kalsa vereceğin 6 milyon euro 200 bin euro mu kâra geçtin? Bak 2026'ya kadar sözleşmesi var arkadaşlar. E, ne diyor? Eski kulübüne 3 milyon euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. 4 sezon anlaşma. Buna göre her bir sezon, futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 750 bin euro sezonluk ücret ödenecektir. Şimdi 2 milyon 750 bin euro. 2 ile çarpın abi. 5,5 milyon euro yapıyor. O terzi. Hani Burhancan terzi eğer Galatasaray düşmanı değilse. Galatasaraylılar hani düşman FETÖ'cü şubu falan ilan etmediyse. Bu kadar para nereden türedi? Yani niye bu kadar kazık saplandı Galatasaray'a? Bu da enteresan bir olay. Tabii eminim çok ağır tepkiler de alacaktır. Ben onu bilmem. Ama 5.8 milyon euro yani kalsa 6 milyon euro alacak. Bu nasıl iş? Avrupa'da başarı yok. Oyuncu satışı yok. Rekor paralar verdiğin Zaha, Endombele, Tete, Ziyech gibi oyuncular rekor zararla yolluyorsun. Üstüne de rekor bedellerle yeni transfer yapıyorsun. İster bilet yolsuzluğu falan filan deyin. ister başka bir şey deyin. Hakan Şükür bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın efsanesi Hakan Şükür. Hala Galatasaray'ı tutan hala Galatasaray'la e, hani Galatasaraylım deyip de bunu takip eden arkadaşlar var. Ben onu da anlamıyorum. Yani millet bir para yatırıyor bir şeye. FETÖ'cü oluyor. Bu Hakan Şükür'ü takip edenler FETÖ'cü ilan edilmiyor. Mu? O da ayrı bir mesele de. Hakan Şükür devlete çok ağır salvolarda bulunmuş. Demiş ki devlet veriyor parayı demiş. AK Parti'den alıyorlar parayı demiş. AK Parti istiyor ki gündem değişsin. Millet futbolla ilgilensin diye Galatasaray'a sponsor çıkıyor demiş. Bakın açın izleyin. Sosyal medyada düşer. Muhtemelen düşmüştür de. Hatta evet evet düşmüş. Ben bilmem. Bu arada diyor ki maalesef çok aptalca bir hareket diyor. Bir önceki şampiyonlukta emeği vardı böyle olmamalıydı. Madem kadroda düşünmüyorsun gözden çıkardın 200 bin euro indirim yapan adamı 2 yıl Paf takımını antrenmana çıkaracaksın diyor. Biz hiç işimiz doğru düzgün yapmıyoruz demiş. Eşek saraylı olmaktan niye mi utanıyorum demiş. Çünkü Olivier'a kalsa 5.5 milyon euro olacak Gönderip 5.8 verdik demiş. Sanırım ne diyor Galatasaraylı şey? Sanırım bizim bilet yolsuzluğu tamamen doğru. Başka açıklaması yok. 2 sene alacağı 5.5 milyon euro diyor. Emre Bektaşoğlu rezillik diyor. X mesela ondan sonra bu bila istifa için yeterli siddet kala. Oha demiş. Ben Hakan Şükür'e inanıyorum diyor birisi. Birisi anlık Olivier'e olan nefretimiz demiş. Ali Koç'a vurulma anını falan göstermiş. Ben peki başka bir şey sorayım. Aklınıza niye şu gelmiyor? Acaba Galatasaray'ın futbolcuya bu kadar borcu olabilir mi? İki senedir parasını ödememiş olabilir mi? Oyuncu da olan verin alacaklar mı demiş olabilir mi? Ya da bir yıllık alacağı artı içeride kalan para olabilir mi? Ve Galatasaray zor durumda olabilir mi? Ama tabi Gökhan, şey, Gökhan Diş diye bir şey var. Galatasaray'ın savunucusu var. Bu arkadaş Galatasaray'a ilah gibi tapıyor. Diyor ki benim kulağıma şöyle bir şey geldi. Diyor Oşimhen'in Galatasaray'a transferini engellemeye çalışan Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco. Oşimhen'in İtalyan menajerine defalarca ulaşmaya çalışıyor. Sayısız cevapsız arama var ancak başaramıyor demiş. Şöyle söyleyeyim yalancıyı bütün Fenerbahçe taraftarı ve Galatasaray taraftarı ve Burkino Burkina Faso'lular Neyse oshimhen'in menajeri kim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size garip bir şey söyleyeceğim. Maykon'un menajeri. Eski şeyle Galatasaraylı futbolcunu. Bakın, Mosimhen'in menajeri Roberto Kalenda isminde birisi. Roberto Kalenda menajer. Şimdi futbolcunun İtalyan menajeri denmesine ben şaşırıyorum. Ve kendi uydurdukları masada kendileri de inanıyorlar. Bir saat sonra Fenerbahçe'de teklif sunmuş da kabul etmemişler. Yani bize gönderdikleri belgeler farklı. Logo ve yıldızları çeviriyordu falan filan diye. Bak bunlar var ya o kadar bir taraflarından uydurma meraklısı ki. Bunların Allah bir dediğine de inanmayın. Sorun hangi Allah'ı kastediyorsun? Hani esirgeye bağışlayan Allah'tan bahsediyorsun? Ne bileyim Hakan şükürlerini bahsediyorsun? Başkasından bahsediyorsun diye sorun arkadaşlar Allah bir derlerse. Ya adamın zaten dört tane futbolcusu var. Juan Jesus hatırladınız mı? Gerard Yepes bir de Maicon. Sabek olan. 43 yaşına gelmiş. Bu Galatasaray'daki Maicon değiller. Başka bir Maicon mu? Bu Galatasaray'daki Michael olamaz çünkü ne yazıyor? Roma, Manchester City, Villa en çok 14.5 milyon euroya ulaşmış Inter'deyken. Ha o, o Michael, pardon. Yani adamın 4 tane şeyi var ve Fenerbahçe buna ulaşmış. Niye buna ulaşıyor ki? Napoli başkanına direkt ulaşsın. Hani futbolcu alıp sattık ya. Neyse Gökhan'a geçelim. Bir de öbür arkadaşı var. Bir de öbür yaveri var aynı kendisi gibi. Yani yuva yapan diğer arkadaş. İtalya'dan aldığım çok gizli bilgiler doğrusuna Galatasaray Viktor Oşimhen'e yıllık 11 milyon euro olan maaşının sadece 5-6 milyon eurosunu falan ödeyecekmiş. Falan ödeyecekmiş arkadaşlar. Bakın ne kadar inandırıcı bir duyum. Ben inandım şahsen. Hani falan ödeyecek. Paşam size göre sıkıntı yok. Valla bak Hakan Şükür haklıdır falan filan demiyorum ben yanlış anlaşılmasın ama. Ya siz 50 bin euro ödeyecek Oşimhen 50 bin euroya kiraladı deseniz ben inanırım. Siz ne yaparsınız edersiniz bir belge sunarsınız 50 bin euroya bizi ikna edersiniz. Biz de inanırız yani. Kimse de arkasına düşmez sıkıntı değil. Geri kalan bak 5-6 milyon eurosunu falan Galatasaray ödeyecekmiş. Geri kalanı Napoli başkanının ısrarıyla Napoli kendi ödeyecekmiş. Bu da haluk. Haluk yürekli. Şimdi yalan bu arkadaşların malum yerlerine öyle yuva yapmış ki nefes aldığında dahi yuvadan çıkıp ortalığa saçılıyorlar. Allah'tan hiç mi korkmuyorsunuz ya? Ya hiç mi demiyorsunuz arkadaş günah diye? Ya Napoli başkanı size göre eşeğin önde gideni. Eşek sarayla şeyle eşek Napoli'li. Yani demiş ki Galatasaray 5-6'sının ötesin gerisini de biz ödeyelim demiş. ısrar etmiş. Hadi bunlar uyduruyor. Buna inanan kitle nasıl bir kitle? Hani bizim Max GS dediğimiz kitle gerçekten bunlar herhalde. Şuna eğer inanıyorsanız gerçekten beyninizde hani bir kontrol ettirin. Hani içeride ne var diye bir kontrol ettirin. Olur ya Kurban Bayramı'nda değiştirilmiştir. İçine başka bir şey koymuşlardır. Hani koku falan var mı acaba bir bakın. Erman Özgür Santrafor'da Galatasaray önde ama 10 numarada Beşiktaş önde demiş. Yusuf Kenan Çalık geri kalan kısımda da Fenerbahçe önde. Mourinho teknik olarak ikisini de toplar bence demiş. Fenerbahçe çift 8'li bir oyunu sergiliyor. 6-8-8 oynuyor. Fenerbahçe'de 10 numara yok. Bu yüzden Şimanski'nin bu sene gol katkısının o kadar olacağını zannetmiyorum. Hani onun arası olmayan Fenerbahçe'yi, Rafa Silva'yla Şimanski'yi kıyaslarsanız yanılırsınız. Dersiniz ki, ama bunun gol katkısı yüksek, bunun az. Oyun katkısı olarak e, şey yaparsanız da dengelersin, hani eşleştireyim, bakayım derseniz yine yanılırsınız. Rafa Silva ne etliye karışır ne sütliye takım presine karışmaz, belki geriye gelmez. Fe, i̇şte de top çalması falan artmış olur. Dersiniz ki, bak bu daha iyi. Dersiniz yanlış şeyler bunlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin sol beki Osterwolde 22 milyon euro teklif almış futbolcu. Stoperinin biri Ciko 10 milyon euro. BK 8 teklif almış futbolcu. Geçen sene 8 e almışız zaten. E çağlar zaten Türk milli takımının vazgeçilmesi. Samet Akaydın da keza. Sağda o sahi 8 milyon euro teklif aldı. Mert Büldür 7-25 teklif aldı. Biz göndermedik. E, Livakovic Hırvatistan'ın kalecisi. İsmail Yüksek milli takımda olmayınca milli takımın hüviyeti bozuluyor. Amrabat getirdin. Hakeza. Fred Türkiye'nin iyi 8 numarası. Aksini iddia edenin futbolda konuşma, muhabbet etmem. Netim. Fred Türkiye'nin iyi 8 numarası. Değil diyen kişinin bak ben şunu söyleyeyim. Aramızda Fred 8 değil diyen kişi defolsun gitsin. Defolsun gitsin. Bak Hakan Şükür kanalını izleyebilirsiniz. Tadiç kanatta gol asist katkısı yüksek. Galatasaray'ın elinde böyle bir isim vardı. Kerem Aktürkoğlu göndermek gibi bir hata yaptılar. Beşiktaş'ın elindeki futbolcular da elbette değerli. Galatasaray'ın kanatları da elbette değerli. Fenerbahçe'nin de değerli. Ancak Maksim'in gibi bir isim var. Forvet de ya Forvet de Edin Ceko Fenerbahçe'nin istemediği adam taraftarın 8 maç 8 gol 2 asist. Yani Ennesiri herhalde Fenerbahçe taraftarın istemesi için 8 maçta 16 gol 4 asist falan yapacak herhalde. Hal böyle olunca zaten direkt en iyi Forvet Fenerbahçe'nin olmuş olur. O da ayrı mesele. Ama ben bunlara girmiyorum. Bakın ben Galatasaray'la ilgili bir şey gördüm. Bunu da paylaşmak istiyorum. Bir kadro paylaşmışlar. Bir de bir şey daha gördüm de. Abi montaj olduğunu düşündüm. O yüzden paylaşmıyorum. O Şimhen'in imzasını paylaşmışlar. Ya da paylaşayım ya arkadaşlar içimde kalmasın yani. Bu hocanın da niyeti bozuk demeyin. Bu taraf gayet normal bir futbolcu. Arkadaşlar şu montaj mı değil mi? Hani Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Hayır, ben Yağız Sabuncuoğlu gibi bir ismin Galatasaray düşmanı olsa dahi böyle bir şey paylaşacağını zannetmiyorum. Hani montajlı bir şey. Bu doğrusudur. Yanlış anlamayın. Böyle bir ayak İtalya Ligi'nde yani yandaki kişi çok şişman ondan mı zayıf gözüktü gözüme diye düşünüyorum. Hani böyle bir ayak sertlik dozajı yüksek bir ligde eline verirler bu ayağı ya. Yani bilmiyorum bana çok tuhaf geldi. Eee Bilmiyorum ya. Belki ben hani montaj vardı. Belki yandaki kişi şişmandı diye. Şimdi şöyle bir kadro koymuşlar Galatasaray için. Bu arada Oliveira'nın gittiğini düşünün. Ben şunu söyleyeyim. Şu kadro rahatlıkla 5 transfer ihtiyacı var. Bak Oliveira fesetti. Yusuf yabancı sayılıyor. Çünkü Kerem Mavi karttan yararlanıyor. Onu da belirteyim. Sistem 3-5-2-4-4-2 olsa yine bu takımın 4 tane transfer ihtiyacı var. Bak 4 transfer ihtiyacı var. Oşim hem büyük bir transfer oldu. Kabul ama Fenerbahçe'nin yaptığı hataya düştüler mevkilerinde ciddi açık oluştu. Allah aşkına Yunus Hakkün barıştan ben gidiyorum. Diğer kanadım ziyek dersen seni var ya havada karada. Yani şey yaparlar. Abdülkerim, Davinson, Nelson buraya bir stoper ister. Bak Fenerbahçe taraftarı kendi kadronuzu da kıyaslayın. Jakobs diyor. Sen Levent Mercan'ı beğenmiyorsun. Bugün Levent Mercan'ı versen gebere gebere alırlar. Bugün Oğuz Aydın'ı 10 milyon euroya satıyoruz de kesinlikle alırlar. Parayı basar alırlar. Çünkü yok ya Kaan, Eyüp diyor. Bu Eyüp, Bayern Mert'ten aldıkları futbolcuların. Futbol hayatı bitti, geçmiş olsun. Sara, Kerem, Demirbay, Berkan, Torreira, Kaan, Eyüp. Bunların yapıp yapabileceği en iyi iş, en iyi işten bahsediyorum. 3 stoper. O da yanlış. Bak Abdülkerim, Davinson, Nelson de. Hadi Kaan Ayhan da stoperi attım. 4, hadi Mete Han dedim. 5. Bir şekilde İtekaka. Sol açık, Jakobs'dan barış olur. Bak tutturdum ben. Sağ açık Jelert'le Yunus olur. Yunus'un savunma gücü de mükemmel. Yani fark yer. Orta sahadan yine bir üçlü çıkartırlar. Anca öyle olur. Hücumda da artık Halil Devrişoğlu'nu falan oynatırlar. Ya ben size şunu söyleyeyim. Galatasaray Fenerbahçe olmuş. Fenerbahçe'nin hatasına düşmüş. Bir mevkiyi yükseltip rakibimden alay edeceğim diye rezil olmuş. Benden söylemesi. Ama tabii bu bana düşmez. Daha da kötü olsunlar inşallah. Ben bilin istedim arkadaşlar. Emre Morlan Cengiz sizce gider mi arkadaşlar? Çaykur Rizespor 500 bin euro bon servis ödüyor. Maaşının yarısını ödeyelim diyor. Fenerbahçe versin diyor. Fenerbahçe kabul ediyor. Emre Mor etmiyor. Trabzonspor 500 bin euro verir mi? Asla vermez. Sadece kiralayalım dese Fenerbahçe verir mi? Vermez. Futbol hayatım biter yine göndermeyiz der. Çünkü Trabzonspor'un yaptıkları malum. Ha Trabzonspor çıkar. Doğruları konuşur. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir der. Bir şey diyemem. Bu arada neymiş? Ee, neyse bunu diğer haberde konuşurum. Onu da söyleyeyim ama ben gideceklerini zannetmiyorum. Giderlerse iyi olur mu? Bence Fenerbahçe'ye karşı oynamamaları şartıyla gidebilirler. İkisi de gidebilir. Vallahi bak ben böyle çok şey bir adam değilim. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, ya ben e, Medina konusunda yine söylüyorum. Yani Fenerbahçe 15 milyon dolar bilmem %20 pay falan filan geçin abi. 20 milyon dolara serbest kalmamı. Ya basın parayı alın ya almayın. Ama ben başka bir şey olacağı görüşüneyim. Bu arada sosyal medyada ya Sabuncuoğlu Fenerbahçe listeyi verdi oldu bitti falan filan diyorlar da liste belirtilme süreci gece 1'e kadar diye biliyorum Yani bu gece 1'e kadar diye diyebiliyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere teşekkürler izlediğiniz için.